Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Neredeyiz bugün? Bugün yeni bir projedeyiz, Ferce'deyiz. Sence Ferce'nin kelime anlamı ne olabilir? Ya inan bilmiyorum. Son zamanlardaki bence en yaratıcı proje ismi. Ferce, tasadan kurtulmak, ferah ermek gibi çok güzel bir anlamı var. Böyle nokta nokta park, park nokta nokta değil. O yüzden çok mutlu olduğum bir isim. Yaklaşık 2 yıldır pazarlama, satış, inşaat süreci devam eden bir projedeyiz. Artık teslim aşamasına geldik. Evler teslim edildi. Son dönemdeler, teslim sürecinin sonundalar. 383 konutluk bir sitedeyiz. İncek'te Tuluntaş bölgesindeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz konut 4 artı 1. Proje 4 artı 1 ve 2 artı 1'lerden oluşuyor. O 4 artı 1 konut tipindeyiz. Hemen girdiğinizde geniş bir ferahlıkla sizi karşılıyor hol. Çok güzel, ışık da çok güzel. Çünkü çok farklı yerlerden ışık alıyor. Bunu da bahsediyor olacağız. Hemen bir vestiyerimiz var, bir misafir tuvaletimiz var ve kapının karşısında ışığı çok güzel kullandıkları camla ayrılmış bir bölmeyle yaptıkları bir oturma odası var. Aslında son zamanlarda oturma odası çok fazla kullanılmıyor. Burayı aynı zamanda hobi odası, çalışma odası gibi düşünebiliriz. Senin aklına bir şey geliyor mu? Ya bence çok güzel bir kitaplık yakışır buraya. Bir okuma odası veya işte Yine hobi evet yine aslında. hobi. Ya Evet. genel olarak buraya bakınca şu camlı tasarıma, aydınlık tasarıma burada güzel zaman geçirmek aklıma geliyor. O Aynen. yüzden ben direkt hobiyle birleştirdim burayı. Kesinlikle. Bir de ana kapı açıldığında burayı görmek de bence çok güzel bir fikir. Son zamanlarda zaten çok kapı kullanılmıyor salonlarda. Bazı ev hanımlarının böyle bu konuda şeyi varsa da eleştirisi olsa da bence güzel ve ferah bir alan sağlıyor. Zaten projenin ismi Ferce, ferahlık üzerine odaklanmış bir proje. 4 artı bir konutların 175 metrekare bir 340 metrekare net kullanım alanı var. 30 metre, 34 metrekare sanıyorum bir salon alanı var. Tam ölçecektim, lazer metremin pili bitmiş. O yüzden net metrekareleri altına yazıyor oluruz. Salondan hemen bir balkona çıkış var. Aynı şekilde mutfaktan da balkona çıkış var. Şimdi salondan sonra hemen geçelim mutfağa. Özellikle toplu konutlarda ve 4 artı 1 konutlarda mutfağın kapalı bir mutfak olması önemli bir talep bildiğiniz gibi. Bu mutfakta da yine böyle toprak tonları, gri tonları kullanılmış. Oldukça güzel, yeterli bir mutfak alanı. Hemen mesela aklıma gelen güzel bir detay buradaki kiler dolabı. Böyle bizim çok sevdiğimiz alanlar yani saklama alanları, kiler alanları çok kritik, detaylı. Yani böyle hem baharatlık gibi kullanılabilir, hem her türlü kuru malzemeyi rahatlıkla saklayabilirsiniz. 4 parça ankastre seti olan bir daire burası. Bulaşık makinesi de dahil. Her projede bulaşık makinesi kullanmıyorlar. Bu açıdan böyle bir avantajı da var. Yine buradan da balkona çıkış var, salondan olduğu gibi. Ben aslında burada yaşasam ne yaparım biliyor musun? Hemen burayı kırdırırım ve açık bir mutfağa çeviririm. Bence muhteşem olur. Ben böyle direkt hani beni takip edenler bilir. Gerçekten geniş alanlar seviyorum. Açık mutfak seviyorum. Yaşam alanını görmüş olduk. Şimdi yatak odası kısmına geçelim. 175 metrekare brüt dedim. 140 metrekare net kullanım alanı dedim. Bu aslında 4 artı 1 metrekaresi için küçüğe yakın bir metrekare. Eskiden 4 artı 1 metrekareleri 2015 yılına kadar bu metrekarelerdeydi. Sonra konutları çok büyütmeye başladılar 4 artı 1'de. Daha geniş alanlar talep oldu. 240, 250, 300 metrekarelere kadar gördük. Sonra tekrar küçülmeye başladı aileler. Daha küçük bir 4 artı 1 istiyoruz, daha küçük bir 4 artı 1 istiyoruz diye. Bu da birazcık daha o talebe uygun bir 4 artı 1. 13 metrekarelik 2 tane yatak odası var. Çocuk odası var. Mesela benim için burası çok güzel bir sadece giyinme odası olur.
Ama iki tane bu şekilde çocuk odası var. Şimdi oturma odasının camlı olması aslında dördüncü odada o. Hani belki bazı aileler için, üçüncü odaya ihtiyacı olan aileler için hani negatif bir özellik olabilir ya da çok kolaylıkla kapatılabilir. O şekilde çözüm oluşturulabilir. Burada genel banyosu var dairenin. Yine hani mutfakla aynı renkler. Evin içerisinde yani toprak tonları ve gri tonları kullanılmış. Çok iddialı renkler değiller. Zaten bu tip toplu konutlardan çok iddialı renkler değil. Hep böyle daha toprak tonları ya da gri tonları kullanılıyor. Doğru bir yaklaşım. Salonda, ara yerlerde hep duvar kağıdı gördük. Ama odalarda artık gri renkte duvar boyası kullanılmış. Bu da diğer yatak odamızdı. Bu yatak odasından sonra ebeveyn yatak odasına geçeceğiz ama şu detayı göstermek istiyorum. Normalde burası konutların ölü bir alanıdır ve her zaman duvar vardır. Ama burada mimar Ace Mimarlık'la çalışmış. Müteahhit firma çok güzel bir imza bir dokunuşları olmuş. Bu aydınlıkta evin içindeki ışığa çok fayda sağlıyor. Burayı unutuyordum. Burada çok güzel bir çamaşır nişi var. Genellikle evlerde artık çamaşır nişleri var. Ama çok hoş bir detayı var. Genellikle hep dolap olarak düzenlenir. Burada çok güzel bir derinlik var. Hem çamaşır makinesi hem kurutma makinesi kullanılabilir ve bu derinliğe temizlikle ilgili tüm eşyalar konulabilir. Çok güzel bir depolama alanı oluşmuş. Zaten bir evi güzel kılan önemli detaylardan biri depolama alanlarını güzel çözümlerle kullanmış olmaları oluyor. Ebeveyn yatak odasındayız. Gayet yeterli büyüklükte yatak, tuvalet masası için gayet yeterli bir alanımız var. Burası bahçe katı bir daire. Burada dolap alanı hani için birazcık zayıf görünse de aslında giyinme odası bölümü var. Ebeveyn banyosu var. Burada birazcık ışık zayıf. O yüzden tam görünebilecek mi bilmiyorum ama oldukça uzun, derin, yerden tavana kadar giyinme odası bölümü var. Buranın devamında da zaten ebeveyn banyosu bizi karşılıyor. Ebeveyn banyoları, ben hep çok büyük ebeveyn banyosunu seviyorum ama genelde küçük oluyorlar. Bu konudaki senin yorumun ne? Ya aslında bence evin normal banyosunun daha büyük olması daha doğal. Çünkü ebeveyn banyosu iki kişi için yapılıyor. Ama sanki böyle daha keyifli bir yermiş gibi geliyor bana da. Anladım. Hani küvet olsun, duş olsun, böyle geniş geniş bir alan olsun. Evet ama gibi. Sanki onu şeyle değiştirmişler gibi burada. Yani ondan feda edip giyinme odası yapmışlar gibi. Ya her gün kullanılacak bir şey için arada bir keyif yapılacak bir lüksü atmak bence mantıklı. Evet, aynen. Makul. Kesinlikle. Onu tolere etmişler. Evet. Aynen, evet. Kesinlikle. 4+1 dairemiz bu şekilde. Dediğim gibi 175 metrekare, brüt 140 metrekare net kullanım alanı var. Toplamda 10 blokluk bir site. 2+1 ve 4+1'lerden oluşuyor. 22 bin metrekarelik bir peyzaj alanı var. Toplam 38 bin metrekarelik bir arsada 22 bin metrekarelik bir peyzaj alanı var. Dediğim gibi projenin ismine uygun ufak detaylar var. Burası feraha ermek isteyenler için çok güzel bir proje. Bu arada Tuluntaş bölgesini bilmeyenler için de şöyle genel olarak bahsedelim. İnce'nin hemen devamında yine Ballıkpınar, Koparan bölgesine yakın komşu çok kritik bir özelliği var. Tüm çevre yolu bağlantılarına 2 dakika uzaklıkta. Bu da geleceğe yatırım değeri anlamında göz kırpan bir özellik. Çağ yolunu Alacaklı Caddesi'ne 12 dakikalık uzaklıktayız. Ama metrekare birim fiyatımız yarı yarıya değişiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyoruz. Görüşmek üzere.